Cumhurbaşkanımız merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı dilemiş. Tarık Ünlüoğlu, hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Çok duygusal anlar yaşandı. Hele Oya Başar bir konuşma yaptı ki gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Tarık, çok kısa bir şeyler söylemek ister misiniz? Ona sadece teşekkür ediyorum, bana böyle bir hayatı yaşattığı için. Çok güzel insan, çok. Konuşacak durma değil. Dostu, kocaydı, evladımdı benim. Güven, hadi geç kalıyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben dün çok yakın aile dostlarının yanına gittim. Biz tabii cenazeye katılamadık, yayından da ötürü biliyorsun. Cansen'in yanına gittim. Cansen Burak Kut'un eşi. Çok, çok önemli doktorlarımızdan bir tanesi. Diyor ki Ece diyor buraya gelirlerdi diyor. Lekeleri varmış Tarık abinin ve çok rahatsız oluyormuş. Rahmetli. Allah tekrar rahmet eylesin gani gani. O lekelerinden kurtulmak için gitmişler işte doktorumuzun yanına. Uyuyakalmış şeyde oturduğu yerde. Gülenay gidiyormuş, okşuyormuş böyle yanaklarını ve işte aman otursun, bekleyelim, uyusun, uyansın, öyle gidelim. Hayatımda gördüğüm en büyük aşk da onlarınki diyor. Aynen. Yani en hani böyle herkesi aslında içinin burkan ve canını en büyük yakan, görüp görebileceğiniz en büyük aşklardan bir tanesinin yarım kalması. İkisi de bak ne dedi, evladım dedi. Evet, evet. Evladı gibi seviyormuş. İkisi de birbirine böyle hani ay, rahat mısın aşkım, iyi misin? İşte 5 dakika görmesin nerede? Böyle büyük bir aşkmış. Çok uzun süredir birliktelerdi diyordun. Gülenay Kalkan değil mi? O evet, kendisi gibi, evet. O da oyuncu hanımefendi. Yani tabii en acısı aşkların yarım kalması. En acısı sadece bunların anılarda kalması Ece. Dün itibariyle Tarık Ünlüoğlu'nu evet, son yolculuğuna uğurladık ama hiç unutulmayacak bir isim geçti hayatımızdan. Gerçekten öyle. Hiç unutulmayacak bir ustaya dokundu hayatımız. O da bizim hayatlarımıza dokundu. Selçuk Yöntem'in ve Oya Başar'ın da anlattıklarından çıkarttığım çok keyifli ama aynı zamanda da naif bir kalbi varmış ve kırılgan bir kalbi varmış. Bu kırılgan kalple hastalıkla nasıl savaşmış bir yıl gerçekten takdire şayan ve kimseye söylememiş. Kendince gizlemeye çalıştı. Hep yok dedi. Biliyorsun inkar etti. İnsanları üzmek istemedi. Giderken biz 61 mi diyoruz hep bir yaşına. 67'ymiş. 67 onun miymiş? Doğrusunu söyleyelim. Gencecik çünkü yaşta bütün basında gitti. Öyle çıktı. Evet. Yani sonuç itibariyle sevdiklerini yarıda bırakan bir hayat. Yaşın hiç önemi yok Ece, değil mi? Yani, tabii ki. Tabii ki. Yani. Ama en azından biz doğru bilgileri verelim seyircilerimize. Evet. Tekrar gördüğünüz başımız gibi, sağ olsun. Yani evet doğduğumuzda bizim doğduğumuza seviniyorlar ama karakterimiz giderken uğurlanmamıza, nasıl uğurlanacağımıza sebebiyet veriyor. Tarık Ünlüoğlu o kadar güzel bir karaktermiş ki görüyorsunuz ya A'dan Z'ye herkes orada. Herkes orada ve herkes perişan. Ben Atademirer'le Demet Akbay gözlerimi çok aramıştı. Tabii ki oradalardı. Evet. Ve dün yine fotoğraf kargaşası da olmuşa Bircan. Yani gitmişler yine fotoğraf çektirmeye çalışmışlar yani oradaki. Yani gerçekten yani insanların acısıyla mı uğraşsınlar? Yani şu fotoğraf ne oluyor yani fotoğrafımız olunca cenaze ne oluyor? Cenaze ya bir saygı. Yine bir Kıvanç'la saygı. Fotoğraf çekmişler mi? Kıvanç Aras bir... Bulut İynemli varmış. Onun peşinden koşturmuşlar. Can senden aldım ben de haberleri. Koştura koştura fotoğraf. Ya cenaze ya. İnsanlar orada acılarını paylaşmak için bir dua edin değil mi? Ne kadar Yasin'e duaya ihtiyaç var, Fatiha'ya ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı dilemiş. Bu çok güzel de bir hareket. Yani zaten hep sanatçının yanında olduğunu biliyoruz Cumhurbaşkanımızın ama eşini arayıp bunu taze dileklerinde bulunması çok güzel. Böyle durumlarda ihtiyaç da oluyor. İnsan kendini çok yalnız hissediyor herhalde. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Destek önemli. Destek tabii ki çok önemli. Ya. Doğru. Çok uzun bir süre tabii Gülay Hanım'ı yalnız bırakmamak da lazım. Bir tane kızı vardı ilk evliliğinden. Biraz evvel bir mesaj gelmiş izleyicimizden çocuğu yok muydu diye. Bir tane kızı vardı. Hatırlıyor musun? Dün biz görüntüleri verirken dedim ya Selçuk Yöntem'in yanındaki bir tanesi eşiydi. Diğer yanındaki kim diyorduk? Kızıymış o. Kimin kızı? Gülenay'ın mı? Tarık abi. Tarık abinin. Evet peki rahmetli. Bu arada Oktay Kaynarca da bir yine paylaşım yaptı. Paylaşımda keyifli anlarını paylaştı. Onu bir verelim sizlere. Allah'tan Kaynarca, rahmet diliyoruz tekrar. Ailesinden birini, abisini neredeyse. Yani abi kardeş gibilermiş ve ben bu acı yani ben ne için üzülüyorum biliyor musun? Görmeye gidiyorsun, ziyarete gidiyorsun ve çok iyi. Evet. Hani çok iyi. Bir anda olan. Ya hayat işte be. Bir çok acımasız gerçekler gerçekten var ya. Gerçekten çok acımasız ve
aslında bu yaşadıklarımız da bize de ders olsun. Her şeyi takanlara, her şeyi umursayanlara. Ya da dünyevi şeylere bayılanlara, evet, değil mi? Maddiyata önem verenlere. Evet. Bakın ya, iki günlük dünya. Tarık abi şu o kadar güzel bir anı. Nasıl eğleniyorlar? O gün var, bugün yok. Bugün yok. Tekrar gerçekten öyle. Eylesin. Boş her şey, boş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki. Allah. Önce sağlık. Selçuk abi şey çantayı bırakmam lazım. Vallahi demin söyleyeceklerimi söyledim yani, çok sevdiğimiz birini kaybettik. Gerçekten dostumuzu, abimizi, arkadaşımızı kaybettik, ustamızı kaybettik. Tarif edilemiyor. Yani tarif edilecek bir şey değil. En son ne konuşmuştunuz? Görüşmüş müydünüz hastanede? Son ana kadar yanındaydık zaten, evet. Yani nefesini verene kadar yanındaydım ben, elini tuttum. Son günlerinde de yanındaydım. Yani hep beraberdik zaten, o süreci neredeyse beraber yaşadık. Her aşamasında yanındaydım açıkçası. Son gece kadar kendindeymiş sanırım. Yani. Evet, 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 kendindeydi. Kendiniz başı sağ olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Alo. Neredeydi Bircan? Mecidiyeköy büyük sahne, artı sahne Devlet Tiyatrosu töreni yapılıyor şu anda. Devlet Tiyatrosu töreni yapılıyor şu anda. Herkes töreni... perişan durumda. Oktay Kaynarca konuştu mikrofonlarımızda. Bir tek Oktay konuşabildi. O da evet yani çok kibarlık kibarca yaptı.
Eşini gördük. Eşi gerçekten dağılmış durumda. Elinde fotoğrafı, kalbini sokarcasına. O kadar ağır bir sınav ki Rabbim kimseyi tabii tabi tutmasın.